Öncelikle ülke bir seçime gidiyor. Kaldı ki bu seçim kararını da iktidarın kendisi aldı. Şimdi seçime giden bir ülkede vatandaşın tercihini sanki savaşa gidiyormuşuz gibi kıyametleri kopararak veya bana oy verirseniz Müslüman, imanlı yoksa kafir, münafık, imansız gibi söylemlerin hiç kimseye faydasının olmadığı, aksine ülke içerisinde huzursuzluk, Müslümanlar içerisinde de düşmanlığa vesile olduğunu bilin. Bugün 3-5 oy uğruna yapılanlar hem dünyada hem de ahirette karşınıza bir gün çıkar da hesabını veremezsiniz. Onun için yapmayın beyler. Meral Akşener'in kongre ile MHP'yi ele geçirmesini engellediğiniz için Bahçeli ve partisinin size minnet borcu vardı. MHP'nin daha sonra da baraj altı kalma tehlikesinde olduğunu, aynı zamanda sizin de yine kendi çıkardığınız 50+1 uygulamasında onların oylarına ihtiyacınız olduğundan dolayı kendinizin seçilmesi, MHP'nin de meclise girebilmesi için bir ittifak yasası çıkardınız. Şimdi önüne baraj koyduğunuz Saadet Partisi'nin sizin değil de muhalefetin ittifakında yer almasını neden siyasi bir tercih olarak görmüyor da belden aşağı vuruyorsunuz? Yapmayın beyler. 1 Kasım seçimleri için ittifak görüşmeleri yaptığınız Saadet Partisi adaylarını hiç seçilemeyecekleri yerlerden birkaç aday ile oyalayıp daha sonra ittifaktan vazgeçen sizlere Saadet Partisi'nin bir daha güvenmeyip kendi düşünceleri doğrultusunda hareket etmesinden daha doğal ne var? Bu konuda güvenilmez olan sizler iken başkalarını neden suçluyorsunuz? Yapmayın beyler. Kanun yapma gücü elinizdeyken ve OHAL kararnamesiyle terör suçundan yargılananların yargılama bitip beraat edinceye kadar seçilme hakkı olmaz gibi bir madde çıkarıp Demirtaş ve benzeri yargılananların önünü kesmiyor, aday olanlara YSK tarafından aday olabilir belgesi veriliyor ise, aynı kulvarda yarışacak diğer bir adayın madem YSK aday olmasına bir mani yok diyor, o halde serbest bir şekilde propagandasını yapmasını isterim sözü sizi neden çıldırtıyor? Yapmayın beyler. Devleti ve milleti gırtlağına kadar borca soktuktan sonra dövizin önlenemez yükselişinin ana sebebinin ağır borç yükü olduğu, bunun baş sorumlusunun da siz olduğunuz biliniyor iken seçim meydanlarında sanki iktidar değil de muhalefet lideri gibi ekonomiyi düzelteceğinizden bahsediyorsunuz. Dövizin 1 liralık artışı ülkenin borcunun milyarlarca lira artıyor ise neden şimdi müdahale etmiyorsunuz da seçimden sonra düzelteceğinizi söylüyorsunuz? Bu ülke sizin değil mi? Yapmayın beyler. Seçimlerde partiler daha çok oy alabilmek için bir takım hareketler yaparlar. Mesela Ermenilerin oyunu almak için Marker Esayan'ın çözüm sürecindeki eşsiz çalışmalarından dolayı Ayhan Ogan'ın, yine Fethullahçı diye üstü çizilen Bülent Arınç'ın son anda bağlılıklarını bildirmeleriyle birlikte oğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın AK Parti listesinden aday gösterilmesi göze çarpmıyor veya eleştirilmiyor da, aynı düşünce ile Altantan'ın Saadet Partisi'nden aday gösterilmesi ahlaksız bir şekilde eleştiriliyorsa, işte buna denecek tek söz durun yapmayın beyler. Netice olarak görünen o ki Saadet Partisi kendisini küçük gören iktidara adeta siyaset dersi veriyor. 24 Haziran'da mecliste temsil edilmesi ile birlikte de Türkiye o beklediği milli görüşün uyarıcı, yapıcı ve birleştirici gücünü görecektir. Seçilecek her bir kardeşimi ve bu kutlu davada yılmadan mücadele eden kardeşlerimi tebrik ediyor. Yapılacak seçimlerin ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun. Abdullah Ademoğlu.